Merhabalar herkese. Başlıyoruz webinarımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bir giriş yapalım. Bir saatlik bir program düşünüyoruz. Bu webinarın amacı İngiltere'de diş hekimliği yapmak isteyenler için bir yol olan ORE kursumuzu tanıtmak. Bununla ilgili detaylı bilgiler vermek size. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yayın kaydediliyor. Sonrasında YouTube'dan da izlenebilir. Eğer hani kaydedilmesinde herhangi bir sakınca görüyorsanız, gerçi sizlerin görüntüsü, sesi olmayacak ama yine de bunu da önden bildirmek istiyorum. Önce bir kendimizi tanıtalım isterseniz. Vesta Akademi 35 yıllık bir eğitim hayatı var mı diyelim. 35 yıllık bir iş hayatı var diş hekimliğinde Türkiye'de. Yayıncılık, eğitimcilik ve organizasyonların önde gelen firmalarından bir tanesi. Biz Vesta Akademi olarak yapıyoruz bu etkinliği. Ayrıca Knightsbridge Akademi de yine Vesta Akademi'nin kurduğu 2010 yılında, yani şu an 14 işte 15 yaşına girecek olan İngiltere merkezli bir şirket. Geçen gün bana bir soru gelmiş, hani Vesta Akademi ile Knightsbridge Akademi'nin bir ilgisi var mı diye. Birisi Türkiye şirketi, bir tanesi de İngiltere şirketi. Herhangi bir fark yok, yani aynı şirket. Biz de burada 2010'dan beri Knightsbridge Akademi olarak İngiltere'deki diş hekimlerine veya İngiltere'ye gelmek isteyen diş hekimlerine hizmet veren süreçler yönetiyoruz. Bununla ilgili neler yaptık? Eşittir İngiltere'ye gelmenin yolları nedir? Oraya doğru gireyim yavaş yavaş. Hoş geldiniz dedim de ben girişte merhaba dedik, hoş geldiniz Merhaba Ertuğrul, evet. dedik herhalde. Ben direkt giriyorum. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Mert Bey? Yo yo, buyur buyur. Tamam. Yani. Zamanımız bir saati aşmamaya çalışıyoruz. En sonunda soruları alacağız. Soruları yazabilirsiniz. Sorular yetişmezse de bir şekilde size döneriz. Bununla ilgili detaylı bilgiler veririz. Zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de saat, biz İngiltere'deyiz ama saat 9:30 ve Cuma akşamı. Elinizde çayınızla, kahvenizle bizi dinliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur diye tahmin ediyoruz. Şimdi Türkiye'de bir diş hekimi İngiltere'ye gelip yaşamak ve mesleğini yapmak istiyorsa ne tür yollarla bunu yapabilir? Bununla ilgili Doktor Vesta kanalındaki eski videolarımıza da bakabilirsiniz, önceki videolarımıza. Ama burada kısaca bahsedeceğim. Bunlardan diş hekimliğini şu anda yapabilmek ve denkliği alabilmek için tek yol ORE sınavını geçmek. Bunun haricinde iki tane daha yol var ama bu yol şu an daha inşa edilmedi, bitmedi. O yüzden bununla ilgili tek yol bu, başka bir şey yok. Bunlar nedir? Bir tanesi Provisional Dentistry yolu. Henüz bununla ilgili bir gelişme olmadı. Çünkü hükümet değişikliği oldu ve bu rafa kaldırıldı şu anda. İkincisi de Portfolio yolu. Bu tıp hekimleri için geçerli olan bir yol. Portfolyo ile başvuranlar var. Biz bunun için bir hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Diş hekimleri için henüz böyle bir şey açılmadı. Hani böyle farklı duyumlar oluyor, farklı yerlerden bize gelen sorular oluyor. Bu yüzden söylüyorum. Denklik istiyorsak tek yolu bu.
Peki buna nasıl hazırlanacağız veya hangi yollarla İngiltere'ye geleceğiz? Çünkü denklikle vize birazcık farklı. Bir tanesi self sponsorship vizesi var. Self sponsorship vizesiyle İngiltere'de şirketinizi kuruyorsunuz ve kendi şirketinize geliyorsunuz. Bununla medikal estetisyenlik yapabilirsiniz. Burada farklı bir iş yapabilirsiniz ama OR'yı geçmeden yine hekimlik yapamazsınız. Fakat burada 5 yıllık bir oturumunuz olur. Arkasından da sınırsız oturumunuzu alır. Vatandaşlığı alabilirsiniz 6. yılda da. Burada şirket kurmak var. Yine eski videolarımızdan bakabilirsiniz. Bir diğeri burada College of Medicine and Dentistry'nin bir programı var. Biz yakında bu programları da genişletmeyi hedefleyen çalışmalar yapıyoruz. Burada bir yüksek lisans programına gelebilirsiniz. Bu yüksek lisans programı da sizi yine ORE'yi hazırlamayı hedefleyen bir yüksek lisans programı. Bir yıllık bir program. Arkasında da 2 yıl burada oturum hakkınız oluyor. Bu 3 yıl içerisinde ORE'yi geçer bir işe girersiniz ve burada yaşamaya devam edebilirsiniz. İkinci yol, bir diğer yol da bu. Üçüncü yolda işte şimdi anlatacağımız yol. Burada atladığım herhangi bir şey var mı? Yok herhalde. Yok, gayet güzel. Olursa Teşekkür siz kesersiniz. Ben devam ediyorum şimdi. Şimdi bu yollar varken biz neden böyle bir yol daha yapma ihtiyacı hissettik? Yani bizi buraya nasıl, ne getirdi ORE kursuna? Ondan bahsedelim. Şimdi daha önce biz bir dental terapistlik programı yapmıştık. Bununla buraya gelen dental terapisi arkadaşlar var. Şu anda çalışan, işine gelen. Hatta Türkiye'den alıp zaten buraya gelip burada dental terapist olarak kliniklerde çalışan arkadaşlar var. Fakat İngiltere diş hekimlerinin, yurt dışındaki diş hekimlerinin İngiltere'de dental terapistlik yapmasıyla ilgili yolu kapattı GDC. Böyle olunca böyle bir yol kalmadı. Şu anda tek yolumuz bu. Şimdi bize de şöyle sorular geliyor. Ben oraya yüksek lisansa geleceğim ama burada bir kliniğim var. İşte kliniği bırakıp yüksek lisansa gelemem. Yüksek lisansa gelsem işte 1 yıl yüksek lisans, ORE'ye hazırlık, birkaç sene hekim olmayacağım. Bu kadar uzun bir sürede beklemek istemiyorum. Veya bir yüksek lisans yapmak istemiyorum diyenler oluyor. Veya self sponsorship seçeneğinde geldikten sonra hekimlik yapıp yapmayacağım belli değil. Ona hazırlanabilecek miyim? Yani orada birkaç senelik bir süreç var. Eğer amaç direkt olarak İngiltere'ye gelmekse biraz daha farklı bir yöntem. Ama ORE kursu birazcık daha ben Türkiye'de kalayım, ORE'ye hazırlanayım, biraz daha güvenli alanda olayım, denkliğimi alayım, işimi bulayım, ondan sonra İngiltere'ye geleyim diyenler için bu arada normal kliniğinde, hekimliğine devam edenler için bir yol, ORE kursu. Bu kurslar zaten İngiltere'de var bu arada. Yani birçok kurs var İngiltere'de. Fakat Türkiye'den bunlara katılamıyorsunuz. Özellikle ORE 2 işte birazdan bahsedeceğiz. Böyle kapsamlı ve uygulamalı olduğu için buna katılmak çok zor oluyor. Biz burada kapsamlı A'dan Z'ye Türkiye'deki bir hekimin ihtiyacı olan her şeyi kapsayan bir kurs geliştirdik. Bir yıldır yaklaşık bunun üzerine uğraşıyoruz. Neden bir yıldır uğraşıyoruz? Çünkü burada tecrübeli iyi bir ekiple ve bütün süreci kapsayan bir kurs yapmaya çalışıyoruz. İşte bunun için de nihayet bir ekip bulduk. Birkaç farklı ekiple görüştük. Onların referanslarını aldık. Onlarla bütün kursun detaylarını geliştirdik. Ve bir ekiple işte Doktor Anita ve onun Phoenix var okulu. Okulu mu diyelim artık, akademisi. O Phoenix'le beraber yapmaya karar verdik. Niye Anita'yı ve ekibini seçtik? Güzel referansları var. Tanıdığımız kişilerden referansları var. Programları iyi. Anita da kendisi damdan düşmüş birisi tabiri caizse. 2013 yılında Hindistan'dan bir diş hekimi 2013 yılında geliyor. ORE'yi geçiyor. Ve ORE'yi geçtikten sonra hem hekimliğe başlıyor hem de aynı zamanda eğitimler vermeye başlıyor. Bugüne kadar işte yüksek lisans seviyesinde ve ORE ile ilgili yaklaşık 5.000 kişiye eğitim vermiş birisi kendisi. 2020 yılında da kendi şirketini kurmuş ama onun öncesinde de zaten farklı kuruluşlarda bu eğitimleri veren birisi. 10 kişi var ekiplerinde, geniş güzel bir ekipleri var. Birkaç yere işte sorduk eğitim hem başarılarının hem de aldıkları sonuçların ve de eğiticiliğinin çok iyi olduğunu öğrendik. Kurs programlarını inceledik ve kendimize göre onları adapte ettik ve böyle bir şey hazırladık. Ben böyle kısa bir duruma giriş yapayım. Bundan sonraki süreçte biraz daha Bülent Bey'i bırakacağım.
Kursun detaylarından bahsedeceğiz. Yakında da şu anda planladığımız 3 Kasım'da da Doktor Anita'yla OARİ'nin detaylarıyla ilgili bir daha detaylı bir webinar yapmayı planlıyoruz. Ama şu anda size kursun detaylarını burada anlatacağız. Buyurun. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar tekrar. Vakti iyi kullanmak adına mümkün olduğunca fazla ne diyeyim detaylara takılmadan ana gövdeyi hızlıca bir anlatmak istiyorum önce. Hakan Bey'in dediği gibi bu gerçekten kapsamlı bir kurs oldu. Yani sadece bir kurs gibi söylemek de belki biraz eksik oluyor. Yani kurs demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir program aslında. Yani 6 aya yayılmış. Türkiye'deki bir diş hekiminin yani kendi kliniğinde ya da bir yerde çalışan bir diş hekiminin ama İngiltere'ye gitmek isteyen, orada çalışmayı düşünen bir diş hekiminin ihtiyaçları ve mevcut durumu göz önüne alınarak yani o bakış açısıyla oluşturulmuş bir program. İçinde online dersler var, kayıtlı dersler var. Ondan sonra okuma materyalleri var, yüz yüze dersler var. İstanbul'da yapacağımız yüz yüze dersler var. WhatsApp grubu üzerinden sürekli bir destek var. Anita'yla yani Hakan'ın da vurguladığı gibi gerçekten çok kıymetli bir insan. Yani bu konuda ciddi anlamda bir birikimi var. Yani belki şunu da söylemek lazım. Yani hani çok abartmış olmadığımızı belki göstermesi açısından bir not gibi belki söylememde fayda var. 24 Eylül'deydi zannediyorum. GDC bir rapor yayınladı. Bütün işte bu yurt dışından gelen yani İngiltere dışından gelen diş hekimlerinin durumlarıyla ilgili, onların işte İngiltere'ye gelmesiyle ilgili, bu ağrı şeylerin sınavlarının yapılması, işte bunun nasıl geliştirilmesi falan gibi görüş aldığı kurumlar var. Yaklaşık 10-12 tane kurum var. Bu kurumların hepsi ya işte İş Adamları Derneği ya işte Royal College of Surgeons falan gibi böyle hepsi köklü kurumlar. İçlerinde bir tane özel şirket var. O da Phoenix Akademi. Yani bu konudaki tecrübesinden dolayı onların da görüşünü aldılar. Yani hakikaten doğru bir işbirliği yaptığımız kanaatindeyiz. O yüzden hani inanıyoruz yani bu kursun kalitesine. Biz de tabii çok bunun üzerinde durduk. Yani onlar neticede burada bir sürü kurs yapıyorlar. İngiltere'de yapıyorlar. Detaylı kurslar yapıyorlar, online yapıyorlar. İşte birçok şehirde yapıyorlar vesaire ama tabii bizim bakış açımız farklı. Yani biz Türkiye'deki bir hekimin buraya gelmeyi düşünen bir hekimin onun saatleri, çalışma saatleri işte bir ne diyeyim bir şey kurgusu var yani bir hayat kurgusu var onu baz alarak özelleştirdik birçok noktasını gerçekten güzel bir program çıktı. Şimdi ben önce bir kabaca programı anlatacağım burada bölümlerini ondan sonra da biraz daha detayına gireceğim programın. Bu arada ben kısaca özür dileyerek Ha, araya buyurun. girerken Estağfurullah. ben hani şey var ya Kara Murat benim vardı. Ha, evet. Ben değilim. Şimdi ekranda çünkü bana Ha, ters olmuş. görünüyor. Evet. Ben orijinal olan ben değilim yani. Benimkisi sahte Bülent bana. Hepimiz Bülent Manavız. Evet. Şimdi programı ana hatlarıyla aktarmak istiyorum önce. Ondan sonra biraz detayına gireceğim. Yani aslında ders programı hazır. Yani kaydolan öğrencilerin yani öğrenci diyelim aslında meslektaşlarımız ama kaydolan kursiyerlerin işleyeceği, takip edeceği program hazır. Onun da üzerinden birlikte geçeceğiz. Onun da biraz detayına gireceğim. Ondan sonrasında da bu konuyla ilgili sık sorulan sorular var. Onlarla ilgili bir bölüm yapacağız. Bir aksilik olmazsa işte 45 dakika içinde bunları bitirmeyi hedefliyoruz. Kalan 15 dakikada da sizden gelen soruları cevaplamayı hedefliyoruz. Bu programın içinde online canlı ve kayıtlı video dersler var dedik. Bunlar 6 aya yayılmıştı. Yani kayıtlı olanlar 6 aya yayılmamış tabii. Kayıtlı olanlara siz her zaman istediğiniz gibi ulaşabileceğiniz şekilde veri tabanına yüklü. Ama sadece ya işte şurada şu dersler var bunları al da otur sen seyret demek çok verimli olmayacağı kanaatindeyiz biz. Yani bu her zaman olan bir şey. Yani hepimiz ya film seyretmek gibi bir şey değil bu. Zaman zaman motivasyonlar gerekiyor. Zaman zaman bir üstünden
birlikte geçmek gerekiyor. İzlediğiniz bir şeyle ilgili oradaki hocaya bir şey sorma ihtiyacınız oluyor. Onun için biz belli aralıklarla canlı online dersler koyduk bunun hazırlanmasıyla ilgili. Yine gene aynı bu bölümle alakalı bir WhatsApp, ya bununla alakalı değil aslında, bütün programla alakalı bir WhatsApp grubu olacak. Sadece buradaki kursiyerlerin ve hocanın bulunduğu bir WhatsApp grubu olacak ve dilediğiniz zaman oraya yazabileceksiniz. Hoca da sizin sorularınıza dönecek. Bu da gene bu programın bir parçası. İçinde mock test var. Gene birazdan detaylı anlatacağım onu. Okuma materyalleri var. Epeyce bir dolu program. Bunun tabii bir de yüz yüze bölümü var. Aslında ORG Part 1 daha ziyade teorik olarak hazırlanılması gereken bir sınav. Part 2'da daha pratik olarak hazırlanılması gereken bir sınav. ORG Part 1 iki günde yapılan ve teorik olarak yapılan bir sınav. Yani iki gün sürüyor sınav aslında. Bizim yapacağımız mock test de tabii yani ona çok benzer şekilde iki güne yayarak 2 gün 3 saat artı 3 saat 6 saatlik bir mock testimiz var. Yani orada ne yapacağınızı iyi kötü görebilmeniz için. O da 2 güne yayılmış vaziyette. Part 2 yani ikinci bölüm, yani birinciyi geçtikten sonra ikinci sınavda 4 bölümden oluşuyor. Yani ikinci sınav diyoruz ama aslında 4 günde yapılan bir sınav o da. Onun da işte ana bölümlerden bir tanesi bu bizim Phantom Kafalar'da yapılan bir sınav var. Bununla ilgili 4 günlük bir eğitim İstanbul'da olacak. Yani yüz yüze olacak. Gene o 4 bölümden bir tanesi OSKİ, bir tanesi Medical Emergencies. Bunlarla ilgili de 5 günlük bir kurs olacak. Gene İstanbul'da olacak. Yani toplam 9 gün İstanbul'da yüz yüze eğitim yapacağız. Mock sınavlar olacak, okuma materyaller olacak. Bunları kısaca bahsettim zaten. Tabii hep diyoruz ya Türkiye'den gidecek, Türkiye'den ki bir hekimin bakış açısıyla bu işi yani bu programı oluşturduk. Sınavlara çalıştık, sınavları geçtik. Ondan sonrasında iş arama ve bulma süreci var. Bununla ilgili de gene biz sizinle birlikte olacağız, sizin yanınızda olacağız. Burada da gene destek devam edecek. Yani sizi Türkiye'de hazırlanmaya başladı. Yani bunun kararını verdiğiniz andan itibaren, hazırlanmaya başladığınız andan itibaren hem bir taraftan desteklemek hem bir taraftan, yani tabir doğru olur mu bilmiyorum, böyle hani dürtüklemek, yani hani ya bak şu, çünkü aradaki online dersler biraz da onun için. Yani sen bunları al çalış değil ama çalıştın mı sorusuna hepimizin ihtiyacı var. Yani o bir disipline ihtiyacı oluyor insanın. Yani bu yabancı dil kurslarında da her şeyde bu, biliyorsunuz. Yani kendi kendine öğrenme işi birazcık insanı tembelliğe iten, ya daha doğrusu tembellik yüzünden hep safsakladığı bir şeye dönüşüyor. Öyle olmasını istemediğimiz için de böyle zaman zaman aralara online dersler koyduk. Onun devamında da gene GDC'ye kayıt olma, işte ondan sonrasında iş bulma, iş arama süreçlerinde de rehberlik ve desteğimiz sonuna kadar birlikte olacağız. Gene bu program dahilinde dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir saatlik mentor desteğiniz olacak. Yani normalde işte 100 pardon 30 küsür 30 saatlik falan bir online canlı online ders var. Birazdan onların rakamlarını da yazmış olmamız lazım. Onları da paylaşacağım. Onun dışında bir de birebir, yani özel sormak istediğiniz kendi kişisel planınızla ilgili dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir de randevunuz olacak şeyle, eğitim lideriyle, Doktor Anita'yla 1 saatlik de öyle bir mentor desteğiniz olacak. Normalde bunların tabii mentoring burada ciddi bir şey. İngiltere'de bunun için ciddi paralar ödeniyor. Biz onu da 1 saatin içine dahil ettik programı. Çünkü herkesin kişisel program yapmak, kişisel planlama yaparken sormak istedikleri olabilir. 1 saatlik birebir mentor desteği var içinde. Canlı online dersler, dilediğiniz zaman izleyeceğiniz videolar, okuma materyalleri, mock testler, küçük quizler, aralarda yapılacak quizler. Yani epeyce böyle detaylı bir program. Şimdi bunları tek tek üstünden bir daha söylememe gerek yok. Baştan birazcık zikrettim. Şimdi programı incelerken de zaten üzerinden geçeceğiz.
İstanbul'da olacak. İstanbul'da Phantom bu şeyden bir görüntü aslında. Daha önce dental terapistikle ilgili yaptığımız eğitimlerden. Orada da İstanbul'da yüz yüze dersler olmuştu. Oradan bir görüntü. İstanbul'da 9 günlük bir eğitimimiz olacak. Yine burada ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi de bu. Yani bu kurs onu da konuşacağız. Yani 6 aylık bir süreç ama tabii 6 ay zarfında hemen sınava girip geçme şansımız olabilir, olmayabilir. Daha uzun sürebilir. İkinci sınava gireceğiniz tarihten öncesinde de yine şeyde Londra'da diyelim ki sınav tarihinden işte artık birkaç gün öncesinde bir mock test size yapacağız. Böylece hem sınav heyecanını daha düşürmek hem de sınava biraz daha hazırlıklı girmek. İkinci sınavla ilgili bu. Zaten ikinci sınavlara girmek için İngiltere'ye gideceksiniz, Londra'ya gideceksiniz. O esnada size böyle bir 2 günlük bir refreshing mock test yapacağız. Bu da sınava biraz daha hazır girmenizi, başarı şansınızı artırmanızı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi programı bir şey yapalım. Yani ben size programı birazcık daha detaylı anlatayım. Yani hakikaten üzerinde çok durduk. Bu saniye. Şuradan çıkıp şuradaydı o. Ekrana geldi değil mi şey? Evet, şu anda görebiliyoruz. Tamam. Şimdi bu doküman aslında bu dokümanı baştan sona bir geçeceğiz. Bu bizim aslında ders programımız. Yani kursiyerlerle paylaştığımız, takip edeceğimiz program. Zaten bu programın hazırlanması da epeyce bir yani bu bir yıldır çalışıyoruz ama hakikaten çok detay gerekiyor. Yani hangi tarihlerde gelecek, hangi tarihlerde gidecek, saatlerini ayarlıyorsunuz vesaire. İçerik üzerine bir sürü tartışıyorsunuz. Ama neticede gerçekten güzel bir program ortaya çıkardığımıza inanıyoruz. Ocak ayında 6 Ocak'ta başlıyoruz. 6 Ocak'ta işte programın tanıtımı, ondan sonra online kaynakların nasıl kullanılacağı, ondan sonra işte oradaki okuma materyallerinden nasıl yararlanacağınız, dersleri nasıl takip edeceğiniz vesaire gibi bir girizgahla başlıyoruz. Ondan sonra genelde dersleri de şöyle yaptık. Yani hafta sonuna koymadık. Hafta içine koyduk birçoğunu. Hemen hemen hepsini online derslerin. Çünkü hafta sonunuzu işgal etmek istemedik. Hafta içinde akşam saatinde. Çünkü biraz daha ayarlamak kolay olabilir sizin açınızdan diye. Akşamları saat 20-23 arasına ya da 21-23 arasına hemen hemen bütün dersleri o şekilde ayarladık. Ve genelde de pazartesi salı günlerine ayarlamaya çalıştık. Mesela çünkü cuma günü herkesin kendine göre bir programı olabilir. Ya da ne bileyim hafta sonu tatile vesaireye gidiyor olabilir. Bu arada tabii şöyle de bir şey var. Burada başta bahsetmeyi atladım. Bu online dersler program 6 aylık. 6 ay sonunda programı biz tamamlamış olacağız ama diyelim ki siz sınava henüz giremediniz ya da girdiniz işte birinciyi geçtiniz, ikinciye geçeceksiniz ya da birinciye bile giremediniz. Online kayıtlı olan videolar size sınavı geçeceğiniz tarihe kadar kaç sene bir yılda da 2 yılda da geçeceğiniz sürekli size açık olacak. Girdiğiniz şu an ekranda gördüğünüze benzer birçok dersler var. Yani akşam online dedik ya akşam saatlerinde olacak. Bunları gerek kaçırdığınızda tekrar izleyebilmeniz için ya da izleyip o esnada tam anlayamadığınız bir bölüm olabilir. Tekrar izleyebilmeniz için hepsi kayıt altına alınacak ve bunlara da dilediğiniz zaman erişebiliyor olacaksınız. Yani bunlar da size sürekli açık olacak. Bu işte 6 ay oldu bütün ekran kapandı gibi düşünmeyin. Çünkü bu sınava hazırlanmak hakikaten bir süreç. Sizin bunu içselleştirmeniz lazım. Onun için de bununla birlikte size bir altyapı sunmaya çalışıyoruz. Onun için bu dersler sürekli size açık olacak yani. Kendi kendinize çalışacağınız bölümler var. İşte bunları nasıl kullanacağınızı, hangi derse nasıl çalışacağınızı size aktaracağız. Fakat dediğim gibi zaman zaman da burada tarihleri görüyorsunuz. Akşamları, akşam saatlerinde 3'er saatlik canlı dersler olacak. Buralarda konuları yani o zamana kadar çalışmış olmanız gereken konuların üzerinden geçilecek. Sizin sorularınız varsa onlar cevaplanacak.
Ondan sonra şeyler işte bu past papers dedi yani geçmiş yani daha önceki soruların üzerinden birlikte geçeceksiniz. Bu derslerde toplamda birinci şeyle OAR Part 1 ile ilgili yaklaşık 15 saatlik bir şey var. Canlı online ders var. Bunların sonunda da bir şey var. Mock test yapılacak. 2 gün sürecek. 3'er saatlik 2 gün boyunca 3'er saatlik mock test yapılacak. Daha sonra da bunların bu yapılan mock testin değerlendirmesini de gene birlikte hoca ile beraber yapacaksınız. Dediğim gibi sizin müsaitliğinize bağlı, ihtiyacınıza bağlı. Ne zaman kullanmak isterseniz de 1 saatlik bir mentor desteğiniz olacak. Bunu en sonunda da kullanabilirsiniz ya da ikinci sınava girerken de kullanın. Ne zaman isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yani bunu kullandıktan sonra tekrar görüşmeniz gerekti. O zaman tekrar iletişime geçeriz. Yani onlar tabii normalde ilave bir ücrete tabi olabilir ama bu sizin hakkınız. Programın içinde var. Part 2 ile ilgili de 4 gün bir modül, 5 gün bir modül olmak üzere 2 modül halinde İstanbul'da dersler olacak. Birisi Mayıs'ta 15 Mayıs'ta başlayacak. Ama tabii dersler başlamazdan önce de ondan önceki pazartesi yani Perşembe günü ders başlayacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 gün boyunca olacak. Bunlar tam gün. Artık bunları sizin hani müsaitliğinize göre işte hepsini hafta sonları bölmek gibi bir şansımız olamayacağı için bir blok halinde 4 günlük bir blok halinde olacak. Bunu artık sizin yani kursiyerlerin bir şekilde hastalarını ayarlayıp bir şekilde katılabiliyor olması lazım. Onun da en azından 2 günün hafta sonuna denk getirmeye çalıştık. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar olacak. Ondan önce de yani orada yapılacak konuları bir üzerinden geçmek, kurs sizin yüz yüze kurstan daha iyi verim alabilmenizi sağlamak için de o Perşembeden önceki Pazartesi günü gene bir online ders olacak. Sizi yüz yüze derse hazırlayan diyeyim. Yani o yüz yüze derste daha fazla istifade edebilmenizi sağlamak amacıyla. Sonrasında da bittikten sonra da gene işte 18 pazar günü bitiyor. Ondan sonraki bir hafta sonraki pazartesi günü tekrar bir daha bir şey var. Bu sefer de yapmış olduğunuz o 4 günlük yüz yüze eğitimin değerlendirmesi, sormak istedikleriniz varsa. Çünkü bazen de öyle oluyor. İnsan bir şey yapıyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun. Aklına sonradan geliyor. Bir soru geliyor. Ya şunu da sorsaydım hocaya falan gibi. Onlar için de sonrasında tekrar gene bir online canlı dersimiz var. Yine aynı şekilde Haziran ayında o birincisinden yaklaşık bir ay sonra da yine 5 günlük yani OAR'nin diğer ana parçası olan daha doğrusu diğer iki ana parçası olan hem Medical Emergencies hem de OSKİ ile ilgili 5 günlük bir kez daha yüz yüze dersimiz var. O da gene Perşembe başlayacağız ama artık o pazartesiye kadar uzanıyor. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi olacak. Onu da bir şekilde artık ayarlaması gerekecek katılımcıların. Çünkü tekrar bir daha bölmek istemedik orayı. Gene ondan önce de az önce söylediğim gibi o Phantom üzerindeki o manikin derslerinden önce olduğu gibi burada da öncesinde sizi yüz yüze derse hazırlayan bir online dersimiz olacak. Tabii burada çok yoğun. Yani burada şeylerine girmiyorum. İşte yok konusuydu hangi konular olacaktı vesaire onlara girmiyorum. Gerçekten yoğun bir program. 5 gün boyunca. Zaten kaydolduktan sonra bu program sizinle paylaşılıyor olacak. Bunun şey halinde zaten bizim o landing page var. Kursla ilgili bilgi sayfası var. Orada detaylı program diye tıkladığınızda orada da açılıyor bu. Yani bütün listeyi orada görebilirsiniz. Yani burada gördüğünüz bütün program orada bir Excel tablosu halinde. Oradan da yani daha sonrasında toplantıdan sonra inceleyebilirsiniz. Gene bu derslerden sonra da bir yüz yüze özür dilerim online dersimiz olacak. 1 Temmuz Salı günü ve onunla da programı bitirmiş olacağız. Yani 6 aylık program Ocak ayında başlamış, Ocağın başında başlamış. Yaklaşık 6 ay ediyor. İşte 6 aydan 3-5 gün eksik oluyor herhalde. 6 Ocak'ta başlamış olacak. 1 Temmuz'da programı bitiriyoruz. Program bitiriyoruz derken aslında dersleri biz bitiriyoruz. Yani bizim size aktaracaklarımız bitiyor ama dediğim gibi online yayın açık olacak. Sizin WhatsApp grubu üzerinden hocalara erişiminiz zannediyorum 4 ay daha mıydı Hakan Bey? 4 ay daha devam edecek.
Kurs bitim tarihinden itibaren 4 ay daha Altı erişebilir. ay. Altı ay devam. Özür dilerim, 6 ay. Yani kurs bitim tarihi, kurs döneminde zaten erişebiliyor olacaksınız. Kurs bittikten sonra 6 ay daha erişebiliyor olacaksınız hocalara. Yani sonra o WhatsApp grubu açık kalacak. Sadece bu gruba özel olan WhatsApp grubu 6 ay daha açık kalacak. Online kaynaklara da sınavı geçinceye kadar erişebilir olacaksınız. Yani sizin erişiminize kapatılmayacak. Daha doğrusu şöyle yılda bir kapatılacak. Siz diyeceksiniz ki ben daha geçemedim dediğinizde tekrar açılacak. Yani siz tamam geçtim artık ihtiyacım kalmadı diyene kadar bunlara erişiminiz açık olacak online kaynakları. Hem kayıtlı derslere hem canlı yayınlanıp kaydedilen derslere hem de okuma materyallerine erişiminiz açık olacak. Evet, kursun şeyi programın sonu bu şekilde tamamlanıyor. Bu da az önce bahsettiğim şey mock test. İngiltere'de Londra'da ikinci sınavdan hemen önce size 2 günlük bir mock test yapılacak. Tabii bu şey yani katılmak isterseniz tabii yani opsiyonel demiş, opsiyonel tabiri çok oturmayabilir. Yani hani ilave para gibi bu paketin içinde var. Dilerseniz bunu kullanabiliyor olacaksınız istediğiniz zaman. Tüm kursla ilgili de kontak kişimiz Deniz Hanım'a istediğiniz zaman, istediğiniz yani hem mail adresi üzerinden hem telefonu üzerinden, WhatsApp üzerinden erişebilirsiniz. Programımız bu şekilde. Ben şimdi şey tekrar döneyim şu şeye. Kümülatif olarak burada kabaca bir daha üstünden geçelim. Yani çok detay olunca bazen başın sonunu kaçırma şeyi oluyor. Canlı online derslerimiz var. Toplantılarımız var. Bunlar toplamda 30 saat. Bunun 15 saati ORE Part 1 modülünde. 1 saat mentorla birlikte yapacağınız ders şey var. Ne diyeyim? Toplantı var. 6 saat mock testimiz var. 8 saatte Part 2 bölümünde online dersimiz var. Yani toplam 30 saat online ders var. Online canlı ders var. Bu istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz videolar ve kayıt şeyler, okuma materyalleri var. Bu kursun kapsamında. Kayıtlı içeriklere dilediğiniz zaman gene ulaşabileceksiniz. Canlı yapılan derslerin kayıtlı içeriklerine de ulaşabileceksiniz. Toplamda 11 gün, yani 9 günü İstanbul'da, 2 günü Londra'da olmak üzere 11 gün yüz yüze eğitim var. Bunun dışında da ek destek olarak size düzenli olarak WhatsApp grubu üzerinden kesintisiz bir desteğiniz olacak. Bu gruba özel mentorluk desteğiniz var. Sınav sonrası iş bulma desteğiniz var. GDC kaydınızı tamamladıktan sonra 3 ay boyunca bu konuda biz size danışmanlık ve destek hizmeti sağlıyoruz. Ve tüm dijital kaynaklar az önce de bahsettiğim gibi herkese özür dilerim. Size açık olacak şey boyunca. Şimdi kursun ücretini de bir üzerinden kısaca geçelim. İşin en önemli noktalarından birisi de bu. Bu kursun fiyatı 9.650 pound. Tabii ki çok ucuz bir rakam değil. Yani ucuz olduğunu tabii söylemek mümkün değil ama bir nasıl diyeyim bir yatırım gibi düşündüğünüzde işte hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili bir yatırım olarak düşündüğünüzde ödenemeyecek bir rakam da değil bana göre. Çünkü burada az önce Hakan'ın bahsettiği şey önemli. Bu OARİ kursunun stratejik taraflarından bir tanesi sizin Türkiye'de mevcut işinize devam ediyorken bir taraftan da para kazanıyorken İngiltere'deki gideceğiniz yerdeki işi garantilemenizi sağlayan bir ne diyeyim bir yolculuk. Yani garantileme derken kurs size öyle bir garanti vermiyor. Ama hani öyle bir yolculuk. Siz herhangi bir risk almadan Türkiye'deyken orası İngiltere'deki işinizi garantilemeden yerinizden ayrılmak zorunda değilsiniz. Yani master programı gibi ya da ne bileyim işte ya bir şekilde ben İngiltere'ye gideyim orada bakarım işte pizzacıda çalışırım şöyle yaparım böyle yaparım demenize gerek kalmadan bir diş hekimi olarak İngiltere'ye ayak basmanızı sağlamak üzere oluşturulmuş bir program. Onun için de yani ödenemeyecek bir rakam olduğunu düşünmüyoruz ama gene de biz sizi yani ödemeyi çünkü dövizin durumu ortada
yani şey yapmak açısından, elimizden geldiği kadar bunu size kolaylaştırmak açısından da bir taksit, yani vade farksız. Bunu taksit derken kartı komple çekip de orada taksit gibi değil, parça parça ödeme gibi bir ödeme imkanı sunuyoruz. 1.000 pound ödediğiniz zaman yerinizi garantilemiş oluyorsunuz. Çünkü kursu sınırlamak zorundayız. Yani 20 kişiyle sınırlı bir kurs olacak. Daha fazla yani biz de istiyoruz ki buraya aldığımız bütün arkadaşlara çok iyi destek verelim. Yani büyük gruplar yapıp işte 30 kişi, 40 kişi ya da ucu açık gruplar yapıp da kim gelirse gelsin demek istemedik. İstemiyoruz zaten. Onun için 20 kişiyi de sınırladık. 1.000 pound verdiğinizde koltuğunuzu garantilemiş oluyorsunuz. Ekim ayı içinde kaydınızı yaptırdığınız takdirde 6 taksit imkanınız var. 6 diyoruz ama aslında 7 taksit oluyor. Yani bir tane peşinat veriyorsunuz, kalan parayı 6'ya bölüyoruz biz. 6 taksitte aydan aya ödüyorsunuz yani o kalanları. Kasım ayında kaydolduğunuz zaman da kalan bölümü 5 taksitle ödüyorsunuz. Aralık ayında kaydolursanız da tabii o zaman kadar yer kaldıysa kaydolduğunuz takdirde kalan parayı 4 taksitle ödüyorsunuz. Burada iki tane de indirim kampanyası tanımladık. Bir tanesi Ekim'in 14'üne kadar, yani işte önümüzdeki haftaya kadar kayıt olanlar için bir %10 indirimimiz var. Yani %10 deyince de yüzde küçük gözüküyor ama aslında büyük bir indirim. 965 pound tutuyor. Bundan yararlanabiliyorsunuz. 14 Ekim'e kadar bu 1000 poundluk peşinatı ödediğiniz takdirde bundan yararlanma şansınız var. Hem yerinizi garantiliyorsunuz hem de 965 pound indirimden yararlanıyorsunuz. Bir de peşin ödeme indirimimiz var. Ekim ayı zarfında eğer komple bütün kurs parası ödeme imkanınız varsa da %20 bir indirim size sunuyoruz. O da 1930 pound ödüyor. O da ciddi bir rakam. %20 indirimle bunu ödeyebiliyorsunuz. Bunun dışında yani taksitle ilgili ya da ödeme şartları ile ilgili çok bir şey tanımlamadık ama sizin çok özel bir durumunuz vardır. Ya ben şöyle ödemek istiyorum, şöyle yapabilir miyiz diyeceğiniz bir teklifiniz varsa yani şunu da çok istemiyorum. Yani hani ödeme şartları uymadığı için bunu kaçırmak, yani gelmek istiyordur ama ödeme şartları ya şöyle bir şey olsaydı gelebilirdin diye aklınızdan geçiyorsa da onu da konuşabiliriz. Yani hani size yapabileceğimiz bir şey varsa esneme, indirim anlamında söylemiyorum da ödeme şartları ile ilgili ne bileyim hani diyelim ki Aralık ayında toplu bir paranız gelecektir de işte Ekim'de Kasım'da ödemeyeyim de Aralık'ta şöyle toplu ödeyeyim falan gibi bir teklifiniz olabilir. Buna benzer yani size özel bir şey varsa da onu değerlendirebiliriz. Ama genel itibariyle şeyimiz böyle. Ödeme şartlarımız ve indirim seçeneklerimiz bu şekilde. Saatimiz ne kadar oldu? 35 dakika olmuş. İyi Bir bak. 10 dakikada sıkça sorular İyi, tamam. soruyorum. Şimdi sık sorulan sorularımız var. Gelen soruları biz yani bugüne kadar gelmiş olan sorular ve bu duyurduğumuz andan itibaren gelen sorular var. Daha önceden gelen sorular var. Onları bir derledik. Şimdi bunları cevaplayalım. Bundan sonra da sizin chat'e yazdığınız sorular, bu arada siz de yazmaya devam edebilirsiniz chat'te sorularınızı. Onları cevaplarız. Kurs için hangi seviyede İngilizce bilmem yeterli olacak? Tabii sınava girebilmek için IELTS sınavına girebilmek için özür dilerim. OALİ sınavına girebilmek için IELTS 7 ortalamanız olması gerekiyor. Yani alt reading, writing o 4 tanenin her birinin minimum 6,5. 4'ünün ortalamasında minimum 7 olması gerekiyor. Yani diyelim ki bir tanesi 6 olsa, diğerlerinin hepsi 8 olsa bile başvurunuz maalesef kabul edilmiyor. Ama bizim kursa gelmeniz için biz bir İngilizce şartı öne sürmüyoruz. Yani biz şunu soruyoruz. Diyoruz ki bu kurs İngilizce olacak. Bütün iletişim İngilizce olacak. Eğer siz kendinizi buna yeterli görüyorsanız, yani bunu anlayacağınızı düşünüyorsanız, kurstan istifade edeceğinizi düşünüyorsanız, katılmak isterseniz biz size önünüzde durmuyoruz. Bir de şey alıyoruz. Sizden bir onam alıyoruz. Ondan sonra kursa katılabiliyorsunuz. Tabii ama kursa katılmanız GDC'deki o 7 gerekliliğini de ortadan kaldırmıyor. Yani burada da bir yanlış anlaşılma olmasın. O tarihe kadar onu da halledebilirim. Yani benim işte İngilizcem iyi, bunu anlarım diye düşünüyorsanız biz alıyoruz. Peki İngilizce seviyesi nerede olan bu kursu anlayabilir? Yani onu çok orası çok ne diyeyim göreceli bir nokta. Yani çok orada yorum yapmamız ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani ortalama herhalde
5 IELTS 5 ya da ne bileyim B1 seviyesi İngilizcesi olan, B1 B2 arası İngilizce seviyesi olan birisi bunu anlayabileceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü mesleki konular konuşulacak. Yani yüz yüze olan da zaten, yani bir de şöyle bir şey var. Burada çok sizin bilmediğiniz bilimsel bilgi olarak çok size bir şey aktarılacak değil. Zaten bildiğiniz konular ama bunu nasıl yansıtmanız gerektiğini birazcık öğreneceksiniz. Yani sınav da bunu nasıl yansıtacaksınız? Bu bilgiyi nasıl sunmanız gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Yani birazcık sınavı nasıl geçeceğinize dair de teknik bir şey bilgi olacağı için çok anlayamayacağınızı, yani B1, B2 İngilizcesi olan birisinin anlayamayacağını ben zannetmiyorum. Rahatlıkla anlayacaktır. Zaten videolar vesaireler bir daha üstünden geçme ya da tekrar izleme gibi bir şansınız da olacaktır ama gene de dediğim gibi şey sizin. Yani buradaki kararı biz tamamen size bırakıyoruz. Burada bir şey ekleyeyim Tabii. müsaadenizle. Şimdi Anita'nın İngilizcesi güzel. Yani bize göre öyle diyeyim ben İngilizcesi. Yani açık konuşuyor. Anlaşılması kolay bir İngilizcesi var. Öyle aksan veya hızlı konuşma gibi bir durumu yok. O yüzden bu güzel bir şans. Bir de ben arkadaşların en büyük sıkıntısının yani yazılı kısımda değil, belki anlama kısmında olabileceğini düşünüyorum. Zaten yazılı materyallerin hepsi belli. Sözlü olarak da dediğim gibi Anita'nın İngilizcesi güzel. Veya işte Bülent abi'nin dediği gibi diyelim şey oldu. Tam anlaşılmadı canlı da. Sonrasında zaten bunların videolarına erişim hakkı var. Tekrar erişebilirsiniz. Öyle bir büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki en az bir B1 İngilizce diyebileceğimiz bir İngilizce illaki Evet. şart. İngilizce seviye şartı nedir? Bunu söylemiş olduk aslında öbürünü anlatırken. Yani 7 gerekiyor. Eğer İngilizce bir diş hekimliği fakültesinden mezunsanız, yani %100 İngilizce eğitim veren bir diş hekimliği fakültesinden mezunsanız ve 2 yıl içinde GDC'ye başvuruyorsanız, yani bu sınava başvuruyorsanız sizin İngilizceniz de kabul ediyor. Yani sizden IELTS istemiyor. Ama 2 yılı geçtiyse mezun olduktan itibaren sizden de istiyor. OARİ sınavlarına girip girenlerin geçme kalma oranları nedir? OARİ sınavlarına girenlerin OARİ yani birincisine Part 1'a girenlerin geçme oranı yaklaşık %70'in üzerinde. Yani %70 diyebiliriz. Yani kimi çünkü şeyler var. Bir işte Hakan Bey'de bir şey çıkartmıştık. Orada yani bazı sınavlarda %74 olmuş, bazısında 69 olmuş falan ama o yaklaşık %70'in üzerinde çıkıyor. Yani sınava girenlerin 100 kişiden 70'i bu birinci sınavı, Part 1'ı geçmiş oluyor. İkinci sınavda geçme oranı da %60. Yani o da gene işte 59 oluyor, 61 oluyor, 63 oluyor. Ama son 4 tane sınavın ortalamasını almıştık biz sunumu çalışırken. O da 60 çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 60 ya da 59,5 mu çıktı hatta? 59,5 çıktı. 59,5 çıktı evet. İkincisini geçenlerin oranı da yaklaşık %60. Yani bunlar aslında iyi oranlar. Tabii biz kurs çalışırken Anita'ya sorduk. Dedik ya sizin oranlarını. O çok yüksek bir rakamlar verdi. Yani kendilerinin %99 birincisini yani çalıştığını dediklerini yapanlar tabii kursa katılanların demek çok şey değil ama hani söyleneni yapan dersi çalışanların yaklaşık %99'unun birinci sınavı geçtiğini, ikincisinin de %90 civarında olduğunu söyledi. Hani bunu öyle olmadığını umuyorum ama hani diyelim ki biraz abarttığını bile söylesek Phoenix Dental'in başarısının normal OARİ başarısının üstünde olduğunu söylemek bir gerçek. Yani kesin bir 70'in üzerinde zaten onların başarısı. Hani onlar diyelim hani biraz abarttığını varsaysak bile birincisinde 70'in üzerinde, ikincisinde 60'ın üzerinde bir başarıları var. Yani buradaki şey aslında birazcık işte size kalmış. Yani çalışmayı ne diyeyim ders çalışma disiplini olan insanların geçme ihtimali gerçekten yüksek yani. Ve bir de bu kursta sizin yani çalışıp yani bu kursu alıp gerçekten söylenildiği şekilde çalışıp sınava girenlerin yani geçememe ihtimalini çok düşük görüyorum ben yani. Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanıyor?
Yani sınava girdiniz. Çünkü İngiltere'de işler her genelde yavaş yürüdüğü için bunu insanların sorması normal. Bir de pandemi döneminde çok büyük bu OALİ sınavları ile ilgili sıkıntılar oldu. O da kendi içinde epeyce bir efsaneler üretti. Efsane üretti demeyin, efsane yani yanlış bir şey değil aslında. Yani epeyce bir şeyi OALİ'nin ne diyelim itibarını düşürdü. Yani insanlar giremediği 5 yıl içinde girilmesi gerek. Birinci sınava girdikten sonra 5 yıl içinde ikinciyi geçmek gerekiyor. 5 yıl doldu, sınavı giremiyor insanlar. Çünkü 2 sene boyunca sınav olmadı falan gibi böyle bir sürü problemler oldu. GDC de bu işi biraz onur meselesi yaptı. Onları temizledi. Hatta o 5 yıl giremeyenleri özel şeyden parlamentodan yasa çıktı vesaire. Onları temizlediler. Ve şu anda yani başvuru kapasitesini ve sınav sayılarını artırmak üzere bir sürü çalışma yapıyor. Yani normale işi aslında şu anda döndü ama gene de daha böyle çok hızlı bir şekilde sonuç alınan, çok başvuran herkesin sınava girebildiği bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Ve şu anda da artık şeyler normal, sınavların açıklanması, sonuçların gelmesi falan filan normal. Yani mesela GDC'nin sitesine girdiğinizde mesela Ağustos ayındakilerin sonuçları var. Ağustos'taki açıklanmış mesela gibi. Yani çok uzun olmadan açıklanmaya başlıyor artık. Sınavlarda yer bulmak çok zor deniyor. Doğru mu? Doğru. Yani sınavda özellikle birincisine başvururken yer bulmak. Yani orada siz süreç biraz şey işliyor. Siz belgelerinizi veriyorsunuz. İşte sizi bir veri tabanına alıyor GDC. Ve o veri tabanından siz artık bir şeye sınavları size bildirildiği, oraya sınava girmek için başvuru yapabileceğiniz bir ekrana erişiyorsunuz. Sınav tarihinden 8 hafta önce şey duyuruluyor size. Diyor ki işte şu tarihte 8 hafta önce açılıyor şey, başvuru açılıyor. Diyor ki şu tarihte şey açılacak. Siz o tarihte ekran başında olup bir koltuk kapmanız gerekiyor. Bu önceden çok daha zordu. Ama gittikçe az önce söylediğim gibi bunu düzeltmek için ciddi çabalar sarf ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Önceden bu birinci sınavın yani Part 1 sınavının kapasitesi yani bir kez sınav yapıyordu 200 kişi alıyordu. Sonra bunu 400'e çıkardılar. Ve bu yıl 600'e çıkardılar. Yani bir sınav yapıyor, 600 kişi alıyor. Şimdi mesela ilk tarih olarak Nisan açıklandı. Nisan ayında bir sınav var. Yani Part 1 sınavı var Nisan'da. Başvuruları da Nisan'dan 8 hafta önce almaya başlayacaklar. Yani Şubat başı gibi başvuruları almaya başlayacaklar. Daha başvuruları başlamadı. Onun kapasitesi 600 mesela. Yine 2025 zarfında en az bir tane daha yapacak. Onu da gene kapasitesi 600. Hatta Mayıs ayında şöyle bir şey oldu. GDC tabi bu sınavları söylüyoruz ya işte GDC sınav yapıyor diye söylüyoruz ama GDC'nin kendi yapmıyor. Yani bir sınav merkezi yok GDC'nin. Neticede bunu taşeronlardan yani okullardan alıyor. Ne bileyim King's College'da yapıyor ya da işte UCL Eastman'da yapıyor vesaire. Onlardan hizmet alıyor GDC. İki tane daha yeni okuldan daha doğrusu iki tane daha işte bu service provider'dan hizmet almak için ihaleye çıktılar bu yıl. Yani ve onları da 2025'e yetiştirmeye çalışıyorlar. 2025'te servis aldıkları okul sayısını da artıracaklar. Yani demek istediğim şu, OALİ sınavına da yer bulma konusundaki bu büyük problemi, büyük bölümünü çözdüler. Ve artık bu normalleşiyor, yavaş yavaş normalleşiyor. Bunu dediğim gibi bir onur meselesi haline getirdiler ve sürekli bunun üzerine çalışıyorlar. Yani yer bulmak kolay değil ama eskisi kadar zor da değil. Yani yer bulma ihtimaliniz gittikçe daha da artıyor, yükseliyor yani. Yükseliyor derken şunda epeyce yüksek öyle söyleyeyim. Yükseliyor derken sanki böyle bir yavaş yavaş ileriye doğruymuş gibi de oldu. Öyle değil. Sınavlar geçtikten sonra ne kadar sürede GDC kaydım tamamlanır? Bununla ilgili de yani çok uzun sürdüğünü söyleyenler oldu. Yani işte sınavı geçti şu kadar kaydır şeydir GDC'den numarası gelmedi falan filan gibi ama hem Phoenix Dental ile görüştüğümüzde hem başka arkadaşlarla görüştüğümüzde bunun sınavı geçtikten sonra siz belgelerinizi veriyorsunuz. Yani sınavı geçince pat diye olmuyor. Sınavı geçince işte sizden belgeler isteniyor. İşte silabusunuz vesaireniz. Onlarla beraber dosyayı tamamlıyorsunuz. Onları tamamlayıp submit ettikten itibaren yaklaşık 2 hafta zarfında bu şeyin tamamlanıyor. Yani 2 hafta zarfında tamamlandığını söylediler. Muhtemelen yani bilemiyorum tabii ama o daha önce çok uzun süren arkadaşlar belki de evraklarını tamamlamakta geciktiler ya da belki onların yaşadığı sorun pandemi dönemine denk geldi bilemiyorum. Yani şu anki durum siz sınavı geçtikten sonra belgelerinizi tamamlayın
başvurun, 2 hafta zarfında CD'si, kayıt numaranız, zaten o numaraya ihtiyacınız var çalışmak için, numaranız gelmiş oluyor. Vize alabilecek miyim? Vizede sorun çıkar mı? Çıkar mı Hakan Bey? Yani vizede sorun yani çıkabilir çıkmayabilir öyle diyeyim. Şöyle normalde Türkiye'deki bir diş hekiminin İngiltere turist vizesi olacak bu ziyaretçi vizesini almama ihtimali çok 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 düşük. Ama şunu söylemek zorundayız. Vize öyle bir şey ki tamamen kişiye bağlıdır. Örnek veriyorum. Evrakta bir eksik olabilir. İşte orada gösterilmesi gereken parada bir eksik olabilir. Veya o dönem İngiltere belli sebeplerden dolayı işte vize başvurularını kısıtlamış olabilir ve bunu size hiç kimseye açıklamıyor da olabilir. Bu tür ihtimaller her zaman söz konusu. Bunlar hani başka bir şey çıkabilir. Bunlar hep söz konusu ama normal şartlarda Türkiye'de bir diş hekiminin, düzenli geliri olan bir diş hekiminin burada bir ziyaretçi vizesi almama ihtimali oldukça düşük ki İngiltere normalde mesela Schengen Amerika'ya falan baktığınızda çok daha yüksek oranda vize veren bir ülke. Bununla ilgili öyle bir şey bir kısıtlaması yok. Ama dediğim sebeplerden dolayı vize kişiye özel, sizin başvurunuza özel ve sadece sizin çok iyi hazırlanmanız veya çok iyi dosya hazırlamanızla ilgili değil, konjonktürle ilgili, o anki devletin kendi durumuyla da ilgili. O yüzden bir şey söylemek gerçekten çok zor ama genel olarak söylersek biz daha önceki eğitimlerden, daha önceki gelen hekimlerden de biliyoruz öyle bir yani bir sorun çıktığına şahit olmadık bugüne kadar hekimlerde yani diş hekimlerde. Evet. Buradaki zaten vize derken şeyden bahsediyoruz yani yanlış anlaşılmasın. Sınava gelirken ki vizeden yoksa hani çalışmaya gelirken ki vizede zaten hemen hemen çıkacak yani o sponsorship de zaten sorun olmaz da şeyle ilgili. Onun için bu soru da öyle gelmişti zaten onu yazmamışız. Hani yanlış anlaşılmasın. Sınava gelirken hani sınava kaydoldum ama gelirken vizemde sorun çıkar mı diye soran arkadaşlar oldu. Hakan dediği gibi yani bu tamamen kişisel. Sadece bir tecrübem belki söyleyeyim. Biz tabii pandemiden sonra yapmadık hiç ama pandemiden öncesi 2018'e kadar biz Londra'da çok sayıda botoks kursu yaptık. Yani birçok arkadaşla beraber buraya geldik. Burada kurs yaptık. Yani kursa katıldılar. Kursları burada yapıyorduk. Londra'da yapıyorduk. Valla ben vizesi çıkmayan hatırlamıyorum. Yani hiç olmadı ya. Yani olduysa da ben unutmuş olabilirim ama hiç hatırlamıyorum. Yani çok yani onlarca demeyeyim yüzlerce de oluyor. Yani birkaç yüz tane vardır da çok sayıda yaptık çünkü. 2000 yani 2011 senesinden 2010 senesinden 2018'e kadar bir dünya kurs yaptık. Ve hep Türkiye'den arkadaşlar geldi. Bir sorun yaşamadık. Yani ben vizesi çıkmayan hatırlamıyorum yani herkesinki çıktı. Ama gene hani gene de bu kişisel yani Hakan dediği gibi olur mu olur. Mesela çok özel bir şey. Biz Amerika'da da kurs yapıyorduk. Amerika'da da mesela bizim red gelen pek olmadı Amerikan vizelerinde. Sadece bir yer arkadaşla ilgili bir sorun çıktı. O da Allah'ım şimdi yanlış söylemeyeyim. Trabzon mu bir yerin bir köyünde bir sorun varmış. Yani oradan herkes oraya gitmiş. Onun için o köye özel Amerika'nın bir politikası varmış. Ona sorun çıktı mesela. Yani Hakan dediği gibi çok özel belli olmuyor yani neyin nereden olacağı. Onun dışında mesela yaşamamıştık da İngiltere'de de öyle bir şey o kadar öyle de bir şey olacağını çok tahmin etmiyorum yani. Zaten çalışma vizesinde hiçbir sorun çıkmaz. Ama Çünkü buradaki çalışacağınız klinik kabul ettikten sonra orada hani bir sorun çıkması için böyle ciddi bir evrak hatası falan yapmak gerekiyor. Veya isminizin karar listede bir yerlerde falan olması gerekiyor yani. sınava hemen giremezsem kursa şimdi gitmenin ne kadar faydası olur? Bu konuları unutmaz mıyım? Bu hakikaten güzel bir soru. Yani şimdi biz bir kurs yapıyoruz. Bu 6 ay sürüyor ama şimdi 6 ay zarfında birinci sınava girme ihtimaliniz var. Diyelim ki Nisan ayındakine başvurdunuz. Girememe ihtimaliniz de var. Diyelim birincisine girdiniz, geçtiniz. İkinci sınava girememe ihtimaliniz var. Yani şimdi böyle düşündüğü zaman insan ya hani şimdi gideceğim konuları unuturum gibi bir yere geliyor ama aslında iş tam öyle değil. Birazcık tam tersine bu işin. Yani bu öyle yani sınavdan yer bulup sınava girme işi biraz daha ne diyeyim gayrete bağlı, zamana bağlı olduğu için siz sınavda yer bulduğunuzda hazır olmanız lazım. Yani sınavda ben koltuk kaptım. Bu koltuğu kullanacağım, sınava gireceğim.
ondan sonra hazırlanmaya başlayacağım diyebileceğiniz bir sınav değil bu. Yani siz İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorsanız, ORE sınavını geçerek burada yani İngiltere'ye bir diş hekimi olarak giriş yapmak istiyorsanız, İngiltere'ye gelmeyi düşünmek eksik oldu. Yani İngiltere'ye diş hekimi olarak giriş yapıp burada çalışmaya başlamayı düşünüyorsanız, ORE sınavını yer aldığınız zaman, orada bir sınav tarihi aldığınız zaman o anda hazır olmanız lazım. Onun için de bu bir süreç. Buna bir şekilde başlamak gerekiyor. Biz sizi bu dönem zarfında aslında hem sınava hazırlanmayı hazırlamış oluyoruz. Yani bu aslında siz sınava hazırlanıyorsunuz ve sonrasında da sınava gireceğiniz zaman nasıl hazır hale geleceğinizi de öğrenmiş oluyorsunuz. Onun için bu tam tersine aslında önemli. Yani sınava girip girmemekten bağımsız olarak bu yola çıkmanın bir gereği olarak böyle bir kursu yani İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorsanız tabii. Yani şimdi burada şöyle bir şey de çok da düşmek istemiyorum. Yani İngiltere'ye mutlaka gidin. Yani işte bu sınava girin, alın kardeşim. Burada işte deniz çok güzel, ortam çok güzel. Kalkın gelin şeysi değil. Siz böyle bir karar verdiğiniz zaman bunun doğru bir yol olduğunu biz ve bu yol esnasında da size yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ve bunun yönteminin de bir yerinden bir şekilde doğru bir kişilerle bu işe çalışarak, bu işe havasına girerek olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili başka bir şey söylemek ister misin Hakan Bey? Evet, burada bir şeye gireyim. Şimdi siz dediniz ya burada hani bu sınava şöyle bir sınav. Hani bu sınava hazır olup öyle diyeyim hazır kalıp sürekli böyle hani ısınmış bir halde kalıp sınavdan yer alınca da girmek gerekiyor. Çünkü zamanlama öyle. Ama sorulardan bir tanesi şey ona da cevap vermiş olalım. Hani ilk bu açacağımız intake'te Nisan'daki sınava hazırlanabilir miyiz? Yani yetişmiş olabilir miyiz kısmı? Süre olarak yetişebilir bir süre. Çünkü bir yaklaşık 4 aylık bir zaman olacak. Ama burada çalışma, bu biraz da işte kişisel yani biz eğitimler olarak öyle diyeyim, bunu vermiş olacağız o zamana kadar. O ayrı bir için. Ama hani siz kendiniz hazır olmuş hale gelecek misiniz? O tabii ki tamamen kişisel. Çünkü gerçekten mesela bunu da bir şey olarak bugün aldığım bir haber, hatta senin de haberin abi daha. Arkadaşlardan bir tanesi şu an o ayrı geçti ve 10 ayda bunu yaptı. Aa, süper. Yani On var be, süper. Of. 10 ay yani İngiltere'ye gelişi ve şu bugün ORE açıklandı. Geçişi arasında 10 ay zaman var. 10 ay Süper, çok içerisinde çok hepsini sevindim. bitirdi şu anda. Süper. Buraya yüksek lisansa gelen bir arkadaştı kendisi. Ama o ekstra yani çaba da sarf etti. Sadece yüksek lisansın hani bitsin sonra hazırlanayım işte bakarız falan gibi yapmadı. Ya yani bu iş büyük çoğunluğu kişisel çalışma kısmı da var. Bir de o az önce dediğiniz de önemli. Gerçekten orada bir grup oluştuğunda işte birbirini tetikliyor. Çünkü öbür türlü her zaman erteliyoruz. Hep yaptığımız işler. Hani bir spor salonuna para verince, şimdi benim bir üyeliğim var. Birim maliyeti düşürmek için gidebildiğim kadar sık gitmeye çalışıyorum. Gitme başına böyle pay as you go dediğimiz şekilde de ödeyebiliyorsunuz. O zaman az gidiyorum. Bunu kendim fark ettim. Çünkü hani böyle bir havanın içerisine girince arkadaşların yavaş yavaş hazırlandığı, birilerinin girdiğini, birilerinin geçtiğini falan böyle görünce insan daha çok motive oluyor. Bu bir süreç. Bu sürece de bir yani bunu gerçekten süreç gibi görmek lazım. Yani hemen işte bu parayı verdim, bu kursu aldım, hadi gittim gibi bir şey değil. Burada hayatı değiştiren bir yere giriyoruz aslında. Hayatı değiştirecek bir organ nakli gibi düşün. Yani bunun ön hazırlığı var. İşte operasyon süresi var, operasyon sonrası uyum süresi var vesaire vesaire. Hayat değişecek. Ailece böyle bir çeşit bir göç yaşıyoruz. Bu da bunun kritik bir parçası. Bunun belli bir zaman alması da gayet normal. Böyle bakmak gerekiyor işte. Böyle baktığınızda hem daha rahat ediyorsunuz, daha stresli ve daha motive bir şekilde oluyorsunuz. Bir de buraya geldiğinizde gerçekten hani İngiltere'de %5'lik bir dilim içerisine girmiş oluyorsunuz. Bu da hoş bir şey tabii yani. GDC'ye kayıt olduktan sonra İngiltere'ye gidemezsem kaydım silinir mi? Bu da kritik bir soru. Yani kritik derken önemli bir soru. Yani insanın diyelim ki sınavlara hazırlandık. Sınavı geçtik. GDC'ye kaydolduk. GDC numaramızı aldık. Ama Türkiye'de işlerimiz çok iyi gitti. Ya biraz daha burada duralım. İngiltere'ye ya da başka bir şey oldu. Erteledik İngiltere'ye gitmeyi. GDC'deki bunun bir süresi var mı? Yani numarayı aldıktan itibaren belli bir süre zarfında İngiltere'ye giriş mi yapmalıyım? Böyle bir zorunluluğunuz yok.
O numarayı aldıktan sonra yapmanız gereken bazı şeyler var. Yani bunlardan işte üç tane şey var yapmanız gereken. İşte bir tanesi oranın bir aidatı var. Bizim TDV aidatına benzer. Aidatınızı ödeyeceksiniz. Belli şeyleri alıyor olmanız lazım. Yani CPD dediğimiz işte belli kurs. Yani onları online de alabilirsiniz. Yani bir 5 yıllık döngüsü var onun. Yani 5 yılda 100 puan 100 CPD topluyor olmanız lazım. Çok şimdi detayına girmeye gerek yok. Onu bir şekilde alıyor olmanız lazım. İşte yıllık minimumu vesairesi var. Eğitimlerinizi alıyor olmanız lazım. Bir de indemnity yani mesleki sorumluluk sigortanızı yaptırıyor olmanız lazım ya da gelmediyseniz de gelince yaptıracağım diye taahhütte bulunuyor olmanız lazım. Yani kaydınız bir şekilde silinmiyor. Orada kaydınız devam eder. Siz daha sonra gelip burada işe başlayabilirsiniz iş bulduğunuz zaman. Yani onu öyle bir risk sizin için yok. Öyle düşünmeyin yani. Bir diş hekimi olarak iş bulmak kolay mı? Zor değil. Bu biraz şeye bağlı tabii. Sizin ne kadar seçici olduğunuza bağlı. Yani ya ben işte şeyde ne bileyim İngiltere'de işte merkezde işte ne bileyim Knightsbridge'de üst düzey ya da ne bileyim Harley Street'te bir klinikte çalışırım kardeşim. Başka yerde çalışmam gibi bir şey koyarsanız zor tabii. Ama bir diş hekim olarak iş bulmak ve yani kriterlerinizi çok keskin yapmadığınız sürece burada bir diş hekiminin iş bulması hiç zor değil. Yani şöyle söyleyeyim. Siz seçici durumda olacaksınız. Yani hangi tarafa gitsem, nereye gitsem, uzağa mı gitsem, yakına mı gitsem gibi iş şeylerinde. Ama bir de şunu da söyleyebilirim. Belki burada söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Erken olabilir. Hani çok daha yolun başındayız. Hani yeni bu işlere girişeceğiz vesaire ama bir yerden başlıyorsanız eğer onun için çok fazla seçici olmamak gerekir bana göre. Yani bir şekilde siz bir yerde doğru bir yerde yani yanlış olmayan bir yerde başladıktan sonra fırsatları çok daha rahat değerlendirebilir hale geleceksiniz. Yani ben bunu diğer yani buraya gelen arkadaşlara da gelecekleri zaman da söylüyorum. Yani çok seçici olmak değil. Şeyler için bunu söyleyeyim. Benim jenerasyonumdandır. Şimdi biz 50 yaşını geçtik. 50 yaşından büyüktür. Ne bileyim ona göre bir hayat kurmuştur vesaire. Şimdi bizim seçici olmamız gibi değil. Ama mesela 20'li 30'lu yaşlardaysanız hatta 40'lı yaşlardaysanız biraz daha az seçici olabilirsiniz. Hele 20-30 yaşındaysanız bence çok da seçici olmadan bir yerinden başlamakta fayda var. Yani işte şu klinik bana brüt 75 ne bileyim 70 veriyor. Öteki klinik 80 veriyor. Ben 80'e mi gideyim, 70'e mi gideyim? Ya da birisi 60 veriyor. İşte bu daha kesin. Yani kesinse 60'sa 60'tan başlayın ya da 50'den başlayın. Yani illaki şöyle yapacağım gibi yapmayın bana göre. Ama bu dediğim gibi bu tamamen benim kişisel fikrim. Bunu söylediğim arkadaşlardan uygulayan oldu, uygulamayan oldu. Uygulamayıp da çok iyi yerlerde çalışanlar da oldu. Onun için çok da öyle hani illa bu çok parlak fikir gibi söylemiyorum ama zor değil. Yani bir şekilde bir yerinden başlamak lazım. İş bulmak, diş hekim olarak iş bulmak zor değil. Ama biraz zaman ayırmak gerekebilir. Yani Türkiye'den aradığınız için zaman ayırmak gerekebilir. Gelip gitmeniz gerekebilir. Yüz yüze görüşmek her zaman için sizi 1-0 öne geçirir. O da işin diğer tarafı. Bütün bu şeyleri zaten sonunda yani siz GDC'den numaranızı alıp geçtikten sonra iş bulma sürecinde zaten birlikte konuşuyor olacağız yani. Ödeme ile ilgili ödemeyi normalde biz ödemeleri Knightsbridge Akademi olarak bunu düzenlediğimiz için ödemeleri Knightsbridge Akademi olarak alıyoruz. Banka havalesiyle gönderebilirsiniz İngiltere'deki bizim hesaba. Ya da gene Türkiye kredi kartıyla bizim Stripe yani bu uluslararası bir ödeme sistemi var. Bilenler vardır. Stripe üzerinden alıyoruz. Stripe üzerinden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Türk kartı ya da yabancı kartı olması önemli değil. Fakat Türkiye'deki bir taksit sistemi var. Mesela diyelim işte benim garanti kartım var. Garanti kartıma bonus post anlaşmalı olan yerler işte 10 taksit yapabiliyor, 5 taksit yapabiliyor vesaire gibi. Bu tür bir şey yapmak isterseniz ya benim böyle bir şeyim var böyle ödemek istiyorum derseniz onu da bizim Türkiye'deki Vesta üzerinden ödeyebilirsiniz. Fakat orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Türkiye'deki bir hekim olarak ya da Türkiye'deki bir poliklinik şirket olarak Türkiye'deki bir şirkete ödeme yaptığınız için bir KDV doğuyor. Yani orada artı KDV ödemeniz gerekir bu normal fiyatın üzerine.
Ama siz KDV'yi zaten şirket olarak kullanabiliyorsunuz. Onu bir yerden mahsup edebiliyorsanız sizin için bir sorun yoksa o şekilde de ödeyebilirsiniz. Ama orada tabii biz şeyle çalışıyoruz. Bu İş Bankası'nın MOKA diye bir ödeme sistemi var. MOKA üzerinden çalışıyoruz. İstediğin birçok yerde 8-10 tane kartın hemen hemen hepsine Access'tir, bonustur. Yani Türkiye'deki anakartların hemen hemen hepsine taksit yapılabiliyor. Ama orada bir vade farkı doğuyor. O MOKA'nın yansıttığı bir fark var. Yani 10 taksit de yapabilirsiniz. Ne bileyim işte 10 taksit de verebilirsiniz ama o bir vade size oluşturuyor. Onu hani üstlenmek isterseniz o şekilde de yapma şansınız var. Ama normalde bizim buradaki Knightsbridge Akademi ödüyorsanız oradaki 6 taksit de ödeyeceksiniz. Onlar da biz bir vade farkı uygulamıyoruz. Yani diyelim ki işte 1200-1200 ya da 1300-1300 neyse her ay ödüyorsunuz. İster kredi kartıyla ödeyin ister havale yaparak ödeyin. Bu şekilde ödeyebiliyorsunuz onu. Fatura kesecek misiniz? Yaptığımız ödemeyi gider olarak gösterebilir miyiz? Tabii ki. Yani Türkiye'de bizim Vesta'ya da yapsanız, Knightsbridge Akademi'ye de yapsanız bu size faturası kesilecek. İsterseniz bunu polikliniğinize alabilirsiniz faturayı. Bir öyle bir poliklinik şeyiniz varsa ya da şahsınızı alabilirsiniz. Ya da ne bileyim siz bir yerde çalışıyorsunuzdur da ya bunu benim işte babamın şirketine kes ona bir faydası olsun derseniz bizim açımızdan problem değil. Siz nereye diyorsanız onun faturası oraya kesilebilir. Hiçbir sorun yok. Şimdi toplantıyı bitiriyoruz. Bir de kısaca şunu söyleyeyim. Burada tabii birçok bu İngiltere meselesi öyle bir konu ki ne kadar çok şey anlatırsak o kadar çok soru doğuyor normal olarak. Yani ne kadar çok bilirsen o kadar çok soru üretiyor insanın zihni. İngiltere'de diş hekimi olmak demeyeyim ama hani İngiltere'de diş hekimliği nasıl yapılır? Yasal altyapısı nedir? İşte kurumlar, burada bu işle ilgili muhatap olacağımız yerler vesaireyle ilgili çok fazla bilgi var. Bunları ben zaman zaman bir şey yapıyorum. Bir webinar yapıyoruz. Yani bunu yaklaşık 4-4,5 saat anlatıyorum. Yani onu eğer izlemek isterseniz. Çünkü gelen bugün biz bu iş şeyi bu tür programı 2019'dan beri yapıyoruz. Yani 2019'dan bu yana İngiltere'ye diş hekimlerinin gelmesine katkı veriyoruz. Pandemi hemen öncesinde başlamıştık. O günden beri gelen sorular vesaire üzerine epeyce bir şey ne diyeyim bir birikim oldu. Onların üzerine böyle bir kurs diyeyim aslında bir hani İngiltere diş hekimliği 101 gibi bir şey haline geldi bu. Bunu ben ayda bir işte duruma göre bazen biraz müsaitliğe göre yapıyorum ama orada bir şey var. Kaydediyoruz. Daha sonra da bunu izleme şansınız var. Bununla ilgili bilgileri vesaire şimdi ben çok uzatmayayım. Bu bizim Doktor Vesta sitesinde şu ekranda gördüğünüz linki yazdığınız zaman gelir zaten. drvesta.com Taksim UK webinar yazarsanız o sayfaya sizi ulaştırır. Orada detaylı bilgiler var. Oraya göz atabilirsiniz. Onun dışında Deniz Hanım'ın telefonu ve şey bilgileri buradan kendisine ulaşabilirsiniz. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Benim sunumum burada bitti galiba. Evet bitti. Şimdi Şimdi süreyi bizim sorular. 5 dakika sizi aldınız mı? 5 dakika da ben alayım da fazla uzatmayayım. Şey olsun, eşitlik olsun. Çok sorular var. Birçoğu zaten cevaplandı bunların. Diğerlerini kısaca cevaplayalım. Zaten birçok sorunun cevabı da bizim şeyde var. Landing page'in içerisinde size gönderdiğimiz veya göndereceğimiz anlatan şeyde internet sitemizde sayfamızda var. Şimdi ben şöyle hızlıca cevaplayacağım. Cevaplayabildiğim kadarlarını, kritik olanları cevaplamaya çalışacağım. Sonrasında da yine bize ulaşıp soruları sorabilirsiniz. İngiltere'de kendi polikliniğimi kurabilir miyim? Evet, kurma hakkınız olacak ama vize türüyle ilgili olan kısım biraz daha farklı bir süreç. Onu ayrıca bahsedebiliriz. Bu vize türünde ilk başta buraya geldikten sonra bir yerde çalışmaya başladıktan sonra aynı zamanda kendi kliniğinizi de kurma imkan ve ihtimaliniz var. Ama bu vize türüyle ilgili bir durum. Çünkü ilk buraya gelişinizde diyelim bu self-sponsorship dediğimiz vize hala geçerli olur ve onunla gelirseniz kendi kliniğinizi kurarsınız geldiğinizde. Ama bir yere lisans alıp bir yerde çalışan olarak gelirseniz 5 sene boyunca o değişir. Arkasında sınırsız oturum, arkasında da vatandaşlık alırsınız. Ama herhangi bir yere bir ortak olabilirsiniz vesaire gibi şeyler olabilir. Bu tür seçenekler açık. DUS'la bir benzerlik var mı diye sorular. Bir benzerlik yok. Bu kendine has. Yani bir sınav bunu öyle değerlendirmek lazım. Burada
bilgi ölçme kısmı var ama bilgiden daha çok bu işler İngiltere'de nasıl yapılır kısmı var. Yani araba biz burada mesela işte soldan gidiyoruz sağ direksiyonlu. İşte Türkiye'de de arabamız kullanıyorduk ama buraya gelip ehliyete giriyoruz. Ehliyet sınavında araba nasıl kullanılırdan çok kurallar nedir onu geçiyoruz. Buna benzeyen bir şey. Kursa yabancı ve Türkçe bilmeyen, sadece İngilizce bilen diş hekimleri katılabiliyor. Tabii ki zaten bütün program İngilizce olacak ama hani Türkçe sormak isteyenler Türkçe cevaplarını alabilirler. İşte Deniz Hanım'dan bizden. Fakat eğitmenler, kaynaklar hepsi İngilizce zaten. GDC için veya sınav için hiçbir yaş sınırı yok. 18 yaşını geçtiyseniz muhtemelen 18 yaş sınırı vardır onu da bilmiyorum ama 18 yaşın altındaysanız bir şey diyemeyeceğim. 18 yaşın altında diş hekimliği fakültesini bitiremeyeceği için. Yani hani varsa öyle bir dahi Evet. özel bir durum bilmiyorum artık. İngiltere'de malpractice davaların çok olduğu söyleniyor diyor. Çok cezalar olduğu söyleniyor diyor. Yani şöyle burada sigorta sistemi İngiltere'de her şeyde sizi bağlayan bir sistemdir. Sigortalıysanız ve sigortanız ki sigortasız zaten çalışamazsınız. Bunların birçoğunu sigortanız kapsar. Bunun yanı sıra sistem öyle işler ki yani bir 10 dakika hastaya bakacaksanız belki işte onun önünde 10 dakika, arkasında 10 dakikada bununla ilgili işte çeşitli yazı çizi, kayıt alma, işte planlama işleri vardır. Bir doktor birisinin yaptığı planı işte bir başkası takip etmez. Yani sistemin tümü zaten bunun üzerine kurulduğu için siz işinizi normal bir şekilde yaptığınızda bu tür ihtimallerle karşılaşma ihtimaliniz biraz düşük. Karşılaşırsanız da sigorta sistemi burada devreye giriyor zaten. Indemnity insurance'ınız oluyor. Ama var mı? Yani davalar çok fazla mı bilmiyorum ama olabilir. Sınav senede kaç kere yapılıyor diye bir soru var. Sınavı şu anda 2 kere yapılıyor fakat bunu 4'e çıkartmayı hedefliyorlar. Yani 3'e çok büyük ihtimal çıkaracaklar 2025'te 4'e çıkarma ihtimalleri de var. Birinci sınavdan bahsediyoruz. Evet. Birinci sıradan bahsediyoruz. Zaten ikinciye girersiniz. Yani ikinci de yılda 2 kere. Yok yok, yılda, ikinci yılda 4 kere. Üç kere yılda Yılda 4 kere. dört kere. Bir, hatta şeyde muhtemelen en az 5 kere olacak 2025'te. Çünkü üçünü ilan ettiler ve üç tanesi de yılın ilk yarısında neredeyse. İkinci yarısında en az 2 tane daha olacağını tahmin ediyoruz. Yani en az 5 tane olur tahmin ediyorum 2025'te. Part 2. İş bulma konusunda şöyle bizim desteğimiz ve yardımımız olacak. Tecrübe konusu yani illaki herkesin iş bulma ihtimali ve durumu birbiriyle aynı olmayacaktır. Ama buradaki açık ve ihtiyaçtan dolayı iş bulmakla ilgili büyük bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Daha geçen gün burada mesela OAR'ı yeni geçmiş bir Türk diş hekim arkadaş vardı. Yani şu an sadece 3 yerle yani ciddi bir şekilde görüşüyorum. Bir tanesine karar vereceğim demişti ve nitekim başladı da yani. Yine aynı soru Ocak'ta başlarsak ilk OAR'ye hazır olur muyuz? Bu size bağlı. Biz bu eğitimler verilmiş olur. Evet. Yani çalışırsanız, zaman ayırırsanız bu iş biraz öyle. Yani DUS'a benzer tarafı var mı? Belki de tek benzediği taraf disiplinli bir şekilde ders çalışma tarafı. Yani hani DUS'a benzeyen tarafı birazcık o. Yani disiplinli bir şekilde çalışırsanız, ders çalışırsanız hazır olursunuz yani. Bu hani sınavdan 8 hafta önce sınav açıklanıyor ya daha doğrusu başvurular başlıyor ve biz başvurduk girdik 8 hafta içerisinde vizemizi alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Normal ortalamada bir vize 4 haftada falan alınır. 4-5 hafta içerisinde. Bir de hızlandırılmış vizeler var. Bunu bir haftaya daha indirebiliyorsunuz. 4-5 hafta dediğim şöyle. Yani başvuru yaptınız. Yani hazırlandınız, başvurdunuz 5 hafta içerisinde falan. Bunların hepsi 5 hafta sürer. 8 hafta bunun için yeterli bir süre gerekirse hızlandırılmış bir ekstra biraz daha ödeyerek 100 pound falan galiba. Bunu daha kısa bir süreye çekebiliyorsunuz. Başka sonra ödemeye Turist vizesiyle başvuruyoruz. Evet. evet 1000 pound'u ne zaman ödemeliyim diye bir soru var. Ne zaman isterseniz o zaman siz Yerinizi o yerinizi ayırın. garantilemek için evet. Turist vizesi evet ziyaretçi vizesine başvuracağız. Bununla ilgili bizim vermemiz gereken bir evrak varsa vize uzmanıyla zaten çalışmayı biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani ben kendi adıma da kaç yıldır buradayım, birçok yıllardır bu işin içerisindeyim. 18 sene olmuş buraya geleli. Hala ailemden birisi geleceğinde bile bir vize uzmanıyla. Bununla ilgili arkadaşlar güvenilir kişilere yönlendirebiliriz veya kendiniz bir başkasını tercih edebilirsiniz. Onların istediği ve bizim verebileceğimiz işte davetiye vesaire gibi ne mektup destek varsa da biz onu veririz. Bu ziyaretçi vizesi olacak bu. Yani İngiltere'ye
gitmeden diyelim ki GDC kartımızı yaptık, bir süre daha Türkiye'de kalabilir miyiz? Evet, orada aidatınız yılda 600 küsur pound şu anda. 610 pound falan. Bunu ödemeye devam ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yok. GDC kayıtlı bir hekimsiniz. Bir de işte Bülent abi dediği gibi bazı CPD'leri yani dersleri diyelim tamamlamak gerekiyor. Bu program ORE 1'i geçmek için yeterli mi? Evet, ama derslere yani bu eğitimlere girmek yeterli değil. Oradaki kaynaklar ve oradaki yönlendirmeler var. Onlara çalışmak lazım. Yani oradaki kaynaklar ve eğitimler yeterli. İki sınava da evet Londra'da giriyoruz. IELTS sınavını bunlar açıklandı aslında. Sınava başvururken IELTS'ı almış olmak gerekiyor. IELTS 7'yi almış olmak gerekiyor. Denklik aldıktan sonra işte belli bir süre yok. Birçok soruları burada cevapladık. Bazı tekrardan sorular var. Sınava yani zor mu bulmak yer? Giderek kolaylaşıyor. Bunları da cevapladık. Evet. Bir tek şey konu dışı bir soru. Ben hani rafa kaldırıldı demiştim. Provisional dentistry. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Rafa kaldırıldı derken şunu kastettik. Yani hükümet değiştiği için şimdi burada bir sistem vardı. Bununla ilgili de bir videomuz var. Burada hükümet değiştiği zaman tabii ki alınmış kararlar hariç herhangi bir şey devam ediyorsa süreç durur. Hatta hükümet değiştiğine değil. Seçim kararı alındığında bunların bazıları durur. Bu süreçler mesela Türkiye'yle işte STA'mız vardı. Serbest ticaret anlaşması o da aynı oldu. Yeni hükümetle beraber devam eder. Şu an yeni hükümet henüz bununla ilgili herhangi bir şey bildiğim kadarıyla söylemedi. Benim atladığım bir Söyle. şey varsa siz Yok yok ama sadece şöyle bir şey var. Ya rafa kalktı deyince sanki kenara yani tamamen kalktı gibi anlaşılıyor. Tam altta bekliyor. değil Geri yani. inebilir yani. Yani rafta bekliyor. GDC de buna bir şeyler olsun diye aslında bir taraftan da yükleniyor. Yani GDC'nin gündeminde var. O hatta az önce bu Phoenix'ten Tal'den şey aldı, görüş aldı diye söylediğim konuda mesela o dokümanda da onlar da mesela hepsi GDC'nin sitesinde var. Yani indirip okuyabilirsiniz. Orada da mesela bütün paydaşlar onu söylemişler. Yani provisional dentist meselesinin devam etmesi gerektiğini söylemişler. GDC de onun devam etmesini yani sürecin devam etmesi. Bir şey çıkmadı daha. Kanun yok, bir şey yok ortada ama kanun sürecinin devam etmesi için hükümete işte temasta bulunduğunu falan söylüyor. Ama ne zaman çıkacağını, ne olacağına dair tabii bilgimiz yok. Yani bir de şöyle de bir şey var tabii. Diyelim ki GDC baskı yaptı. Yani hükümet de bunu gündeme aldı. Ya da ne bileyim başka bir forma dönüştürdü. Kendi teklifi haline getirdi vesaire. O kanun şöyle çıkacak yani bu provisional dentist meselesini düzenlemek için GDC'ye bir yetki verecekler. Ondan sonra GDC tekrar bir daha oturup çalışacak. Orada biz bunu şeyde konuştuk epeyce ama yani bu için çok konuyu uzatır. O başlı Tabii ki. başlı Yani şu bir anda aslında bir şey yok. Yani bir sadece şey yok. Yani bekliyoruz. çıksa bile yani diyelim GDC yetki verse bile çünkü en az bir yıldan fazla onun düzenlenmesi bilmemesi zaman alır. Yani çünkü çok detaylı bir konu. Öyle kolayca hemen oldu getirdik gibi bir mevzu değil. Epeyce bir detay var. O dediğim toplantıda konuştuk onları. Yani gene şeyse bir daha katılırsanız bir sonrakinde de gene konuşuruz. Çok zaman isteyen yani üstüne tartışmak gerekiyor. Ama yani şu anda şeyde rafta bekliyor yani. Hani henüz kesin şey bir şey yok. Raftan Ben indirileceğini. şöyle özetleyebilir miyim izniniz? Özür dilerim. Ürün. Buyurun. Ben şöyle özetleyeyim. Ben Türkiye'de bir diş hekimi olarak ben hiçbir şekilde yani buradaki kliniğime devam etmek istiyorum, hayatıma devam etmek istiyorum, işim garanti bir şekilde gelmek istiyorum diyorsam eğer ORE kursuna hazırlanırım, GDC'ye kaydımı yaptırırım, iş başvurumu yaparım, sonra buraya gelirim. Eğer diyorsam ki ben oraya gideceğim, ORE'ye de hazırlanacağım ama bir an önce gitmek istiyorum. Diyorsam yüksek lisansa gelirim buraya. Yüksek lisans yaparken aynı zamanda ORE'ye hazırlanırım. Burada 3 sene gibi bir zamanımız olacak. Bu 3 sene içerisinde yüksek lisansımı yaparım, ORE'ye hazırlanırım. Sonra burada kalırım. Bir an önce İngiltere'ye gelmiş olurum. Ama evli birisi buna çocuğunu getiremez. Bunların hepsini diğer videolarda var zaten. Tek başına gelebilir. Bu birazcık daha böyle yeni mezun arkadaşlara. Hemen bir an önce İngiltere'ye gideyim diyen arkadaşlar için geçerli. Ama diyorsam ki ya ben hekimim ama orada o araya hazırlanır mıyım, hazırlanmaz mıyım belli değil. Ben ailece bir geleyim oraya. Sonra orada bakarız diyorsam buraya self sponsorship ile gelirim. Burada medikal estetisyenlik yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Sonra buradayken duruma bakarım. Yani şu anki durum bu. Provisional dentistry ve portfolio. Bunları
Ben beklemem. Çünkü hep şunu gördük. Bir şeyleri bekleyenler bugüne kadar, yani bu 18 yıllık sadece diş hekimlerimiz için değil, onlar artı hep bekleyenler kaybedenler oldu. Çünkü biz bu ülkeye geldiğimizde bu işler çok daha kolaydı. İşte Ankara Anlaşması şu bu o kadar kolaydı ki, bir kart vizitle Ankara Anlaşması alınıyordu. Sonra Ankara Anlaşması zorlaşmaya başladı. Sonra o bitti. Şimdi self-sponsorship diğerleri var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Tabii ki her gün bir şey değişmiyor ama bu bekleyenler genelde kaybedenler oluyor bu tür durumlarda. Eğer bir karar verdiyseniz, tabii ki biz bu konuda ısrarcı ve iknacı değiliz. Ama bir karar veren birisi için söylüyorum. Yavaş yavaş kapatalım. Çok Kapatalım. sorular geliyor Şurada ama. sorular var aslında ama sınavlar Londra'da. Önceki sınavlar Londra'da oluyor. Evet, doğru Online cevapladım. hizmetler sınava girene kadar açık olacak mı? Sınava girene kadar değil, siz sınavı geçene kadar açık olacak. Yani siz diyelim sınava girdiniz, geçemezseniz, yani inşallah öyle bir ihtimal olmaz da, gene açık olacak. Yani siz ne zaman tamam ben bunu geçtim dediğiniz güne kadar online hizmetler size açık olacak. Bir de şey vardı az önce, onu aklımda da unuttum. Yani ikinci sınavın ücretini çok yükselttiler. Yani birinci sınava 500 küsur pound gibi bir şey. Yani 2025'teki fiyatlar. İkinci sınavınki 4000 küsur gibi bir rakama yükseldi. Yani onun için iyi hazır girip girince de tek atışta vermekte fayda var. İkinci kez girdiğinizde tekrar aynı parayı vermeniz gerekiyor. Çünkü 4 kez girme hakkınız var. Yukarıdaki soruların bir kısmı programın başında sorulduğu için çoğu cevaplandı. Ben o yüzden onları tekrar etmiyorum. Tamam. Sadece cevaplanmamış olanlara yoğunlaşmak istiyorum. Tamam, Ama tamam. tekrar etmek gereği hissediyorsak yine söyleyelim. Tamam, estağfurullah. Tamam. Ayaz akademik gerekiyor. Evet. Estetisyenlik kursu ile ilgili ayrı bir videomuz var. Lütfen onu izleyin. Doktor Vesta kanalında. Evet. Şöyle bakıyorum. Klinikler, evet, yani şu anda dediğim gibi iki tane seçeneğiniz var. Eğer bir klinik size sponsor olursa burada çalışan vizesiyle gelirsiniz. Ama self sponsorship vizesiyle gelirseniz kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Özel veya devlet okulu olması değiştirmiyor. Master yaparken onu da yine önceki videolarımızda lütfen izlemenizi tavsiye edeceğim. Yarı zamanlı çalışma izni, master'dan sonra da 2 yıl çalışma izni var. Bunda aynı zamanda geçinebiliyor muyuz? O tamamen sizin kendi geçinme şartlarınıza ve çalışma denize bağlı. Yani burada normalde tek bir kişi bir asgari ücretle geçinebilir. İnternette gördüğünüz maaşlar brüt. İngiltere'de brüt maaşlar hesaplanır. Burada bu maaşlarla Londra'da geçinebilirsiniz. Ama dediğim gibi geçim çok genel bir kavram. Yani burada insanlar, örnek veriyorum, 4 kişilik bir aile ise karı koca 2 kişinin de çalıştığı varsayımı vardır. Öyle düşünmek lazım. 2 kişinin de asgari ücreti alırsa rahat bir şekilde geçinir. İngiltere'de kurs esnasında geçireceğimiz zamanda nerede kalacağız? Siz karşılayacak mısınız? Karşılamayacaksanız rehber olacak mısınız? Tabii biz karşılamıyoruz. Yani normalde kursun bir parçası değil. İngiltere'de 2 günlük bir şey var. Zaten onu siz ikinci part 2'ye geldiğiniz zaman ona girmiş olacaksınız. Ondan birkaç gün öncesinde gelerek ona katılabilirsiniz. Yani ikinci sınava gireceğiniz zamanın öncesine denk getiriyoruz ki. Hemen o bundan 2 gün ona işte mock teste girip arkasında normal sınava girebilirsiniz diye. Öyle bir şey yapacağız. Oradaki konaklama tamamen size ait ama biz yardım, yani nerede kalayım? Hani daha önce İngiltere'ye gelmedim. Hani nerede kalabilirim? Nasıl yapabilirim gibi şeylerde biz ona destek oluruz. Yani şurası olabilir falan gibi. Sizi yönlendirebilir. Yani yardımcı olabiliriz o konuda. O sorun olmaz. Ama şey size ait yani. Sorumluluk size ait. Evet. Sanırım bitirdik. Yine sorularınız varsa Tamam. zaten bize ulaşabilirsiniz her zaman. Çok teşekkürler katılan herkese. Umarım bundan sonra sizlerle daha sık görüşürüz kurs esnasında. Çünkü daha önceki dental terapisi eğitimlerinden de biliyoruz. Güzel bir hava oluşuyor, güzel bir grup oluşuyor, güzel bir ekosistem oluşuyor. Sonra aynı arkadaşlarla burada İngiltere'de de görmek, görüşmek, onların hatta güzel yerlerde çalışmaya başlamasını görmek, izlemek ayrı keyif veriyor bize. Umarım sizler için de aynısı geçerli olur diyorum. Herkese iyi akşamlar. Katılan herkese çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Bu yine YouTube'da da olacak. Kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler YouTube kanalımızdan da izleyebilirler. Teşekkür ederiz herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.